Herkese merhaba, Health Food Break'e hoş geldiniz. Ben sizin. Bugün uzun zamandan sonra ilk defa mutfak dışında bir yerden sesleniyorum size. O yüzden çok mutluyum. Evin balkonundayız efendim. Uzun zamandır Instagram'dan da takip edenler bilir, bir balkon projesidir, gitti gidiyor böyle ağzımda. Balkon projemizi elimizden geldiğince tamamladık ve sizinle de deneyim ve önerilerimi paylaşmak istedim. O zaman hazırsanız güzel bir balkon yapmanın püf noktalarını konuşmak için hızlıca videomuza geçelim. Şimdi öncelikle gördüğünüz üzere benim balkon böyle bayağı koyu renkler, çiçekler, renkli desenler ve böyle hareketli objelerden oluşuyor. Böyle altın renkli objeler, mumlar vesaire. Ben bunu kendimce böyle bir faz konsepti yapmaya çalıştım. Hani yapabildiysem elimden geldiğince. İlk önerim şu olsun size. Gerçekten de hani balkonunuzu, evinizin böyle bir açık hava alanını, bahçesini yenilemek istiyorsanız ilk başta bir konsept düşünmekle başlayın. Hani gerçekten nasıl bir alan istiyorsunuz? Böyle daha renkli, daha hareketli, işte çiçekli, böcekli objelerle süslü bir alan mı? Yoksa böyle daha beyaz, daha soft renkler, daha yumuşak objeler, daha böyle Afrika esintileri mi, Bodrum esintileri mi, daha böyle beyaz beyaz bir ortam mı istiyorsunuz mesela? İlk başta bence birazcık buna karar vermekte fayda var. Buna karar verdikten sonra böyle gerisi çünkü daha böyle çorap söküğü gibi gelmeye başlıyor. Hani neye, hangi dekorasyon objesine yatırım yapmamız gerektiğine ona göre karar veriyorsunuz. İkincisi tabii ki balkonun yenilenmeye ne kadar ihtiyacı var? Ne durumda balkonunuz? Bilenler bilir, bizim balkon ve apartman yaklaşık böyle 40 senelik bir binada. Bizim de balkonun taşları bayağı eski, böyle eskinin küçük küçük taşlarından oluşmaktaydı. Biz bunları böyle nasıl yenileriz, ne yaparız diye bayağı bir mesai harcadık. Hatta böyle demirle beraber bunların hepsini tek tek yeniledik. O videoyu da aslında şöyle şuralara bir yere bırakırım. Yenilediğimiz anları da gösteren çok komik bir videomuz olacak. Onu da sizinle paylaşırım. Balkonunuzda yenilenmeye ihtiyaç var mı? Bir bunu analiz edin. Genelde böyle yer koralarında bu ihtiyaç çıkabiliyor. Orada da bir sürü opsiyon var işte. Taşları mı değiştirmek istersiniz? Kocaman bir kilimle mi kapatmak istersiniz? Yoksa bizim yaptığımız gibi böyle plastik kaplamalar mı kullanmak istersiniz? Tahta kaplamalar mı kullanmak istersiniz? Birçok opsiyon var. Bütçenize, balkonunuza vereceğiniz işte bakım önceliğine, buraya ayıracağınız zamanla orantılı olarak bu opsiyonlardan birini seçip balkonunuzun zeminlerini yenilediğinizde gerçekten apayrı bir ortam yaratıyorsunuz. Bir üçüncü önerim de aslında hani görebileceğiniz üzere bu yeşillikler. Ya hepimiz şehirde yaşıyoruz. Gerçekten ben de bütün gün işte ne kadar yeşillik, ne kadar doğa görüyorum tartışılır. O sebeple de özellikle hani bu kadar özen gösterip de yazın güzel günlerini, baharın güzel günlerini geçireceğim bir alan yaratmak istediğimde aklıma ilk gelen şey birçok yeşillik yaratmak oldu. Mesela işte şöyle kalkıp göstereyim. Mesela böyle bir alan yarattım kendime. Balkonu bayağı böyle ortadan ikiye bölüp hiç de umurumda değil. Hani yer sıkıntısı oldu. Evet tabii ki hani burada rahatça hareket etmemizi bir nebze kısıtlıyor bunlar ama bence değer. Böyle buraya birçok böyle hani Ege bölgesinin, Akdeniz'in bitkileri, mesela yuka ağacı, mesela burada Japon palmiyesi, işte buralarda daha böyle kaktüsümsü, hem bakımı kolay hem yeşilliğini muhafaza edebilecek birçok bitkiyi böyle balkonda toplamaya çalıştım ki böyle hem gözümüz gönlümüz hem de balkona çıktığımızda ruhumuz aydınlansın. Bunları yaparken de tabii hani dikkat etmişsinizdir. Olabildiğince böyle dekoratif saksılardan yararlanmaya çalıştım. Mesela şu saksılar iki adam. Şu beyaz olan astığımız saksılar ise onlar da yine iki adam. İki adam böyle çok daha rahat opsiyonlar bulabildim. Balkonun diğer kanalında da daha böyle aslında lüks saksılar var. Onları da genelde H&M'den falan aldım. O tarafa gelince de size onları gösteriyor olurum. Saksıları böyle birazcık daha boyutlu almak, mesela şuradaki gibi böyle ayaklı almak çok fark yaratıyor. Çünkü böylelikle hani bir aslında boyut katmış oluyoruz balkona. Hepsi aynı seviyede olursa gerçekten de çok tek düze
ve bütün o bitkilerin de aslında güzelliğini ön plana çıkaramayan bir tasarım oluyor. Ben bu şekilde böyle ayaklı sakslar tercih ettim. Ayaklı saksının olmadığı yerde IKEA'dan yine şöyle bir basamaklı merdiven aldım. Bu merdivenin üstüne saksıları koydum. Daha sonra işte balkonun demirlerine bir boyut katmak için oraya da böyle hani sallanan saksılar falan koydum. Aslında hani kıssadan hisse buradaki önerim şu olsun. Birçok elinizden geldiğince bitkiye yer verin ve bu bitkileri birazcık daha böyle boyutlu boyutlu yerleştirin balkonunuza. Gerek ayaklı saksılar alabilirsiniz, gerek böyle bank taburelerin üstüne koyabilirsiniz. Saksılıklar var, onlardan temin edebilirsiniz ya da benim gibi böyle merdivende alabilirsiniz diyorum. İkinci önerim de buydu. Hazır bu köşedeyken dekorasyondan da devam edelim. Aslına bakarsanız balkonlarda bence hepimizin atladığı noktalardan biri balkonun da evin bir parçası olduğunu unutmamız. Balkon genelde böyle kullanılmayan mobilyalar, kullanılmayan eşyaların olduğu ve dekorasyonuna da dekoratif öğelerine de çok fazla zaman ayırmadığımız, bütçe ayırmadığımız bir yer oluyor. Ama bunu yaptığımız durumda gerçekten cennet yaratabilirsiniz. Mesela ufak tefek birkaç örnek vereyim. Balkonda bizim çok fazla duvarımız yok. Sadece hani burada bir duvarımız vardı. Oraya böyle Yargıcı Home'dan çok basit yelpazeler aldım. Böyle çift taraflı bantla beraber. Onları yapıştırdım. Anında bir hareket kattı ve hani ortamı böyle değiştirdi. Hem benim birazcık da böyle faz dokunuşu yapmama yardımcı oldu. Keza burada böyle Marmaris'ten aldığımız işte şeyler var. Deniz kabukları var. Bu deniz kabuklarını da böyle duvara asmak, onların böyle şıkır şıkır sesini almak falan gerçekten duvara bir hareket kazandırdı. Ama sadece bu kadarla da değil. Bence duvarla beraber yerleri de balkonda unutmamak lazım. Balkon yerine hani ilk yer kaplamalarını yaptıktan sonra ilk başlangıç noktalarımdan biri balkon yerine de böyle bir halı, kilim gibi bir şey bulmaktı. Mesela burada şöyle tekrar oturursam, yerime gelirsem böyle çiçekli, gayet güllü desenli bir halı tercih ettim. Bu bildiğiniz hani evime de alabileceğim kadar bence güzellikte bir halı. Bunu da IKEA'dan temin ettim bu arada. Siyah beyaz çizgili opsiyonlar ya da sadece hasır gibi olan daha spor versiyonlar ya da benimki gibi daha böyle hani renkli desenli ve böyle birazcık daha fas esintili bir balkon yapmak istiyorsanız da böyle güllü çiçekli versiyonlar inanın balkon havasını bir anda değiştiriyor. Yani bu halıyı biz buradan kaldırsak bu balkon o aynı balkon olmaz, sizi temin ederim. O sebepledir ki hem duvarlarınıza hem yerlerinize böyle dekoratif öğeler eklemeyi de unutmayın diyorum. Tabii bunu yaparken de bir yandan mesela işte böyle bir şal çok da fazla yormayacak şekilde çünkü burada çok fazla renk kullandığım için mesela böyle siyah beyaz bir şal atmak, işte siyah beyaz bir minder atmak, hani hem minderlerinize hem işte dekorasyon renklerinize uygun bir şekilde mobilyaları da çeşitli böyle öğelerle renklendirip dekore etmek inanın ortamda büyük bir fark yaratıyor. Şimdi aslında bir de balkonun şöyle giriş kısmında çok özenerek yarattığım küçük bir kısım var. Bence dekorasyonun en önemli parçalarından biri bir balkonda. Böyle güzel bir sehpa ve güzel mumluklar. Şimdi bir de oraya göstereyim. Mesela ben şimdi şu sehpadan başlayayım. Böyle birazcık fas esintileri istediğim için daha böyle eskinin bizim eski usul ortadaki böyle kurulan tepsi sehpaları gibi bir sehpa aradım. Bunu Paşa Bahçe'den bulabildim. Böyle hem de birazcık altın dokunuşları balkona hareket versin istedim. Ama siz seçtiğiniz konsept ve stile göre daha böyle tahta opsiyonlar, metal opsiyonlar veya düz beyaz opsiyonlarla tercih edebilirsiniz. İnanın gerçekten seçenekler sonsuz. Bunu yaparken böyle hem ev mobilyası kısımlarına da bakmayı unutmayın. Çünkü bazen bahçe mobilyaları gereksiz yere çok fahiş fiyatlarda olabiliyorlar. Eğer balkonunuz çok fazla güneş, çok fazla su falan almıyorsa ki benimkinde biraz öyle. Sadece 4-5 saat güneş alıyor ve çok fazla su da girmiyor. Üstü kapalı. O sebepledir ki ben birazcık böyle ev mobilyalarını da balkona koydum. Buraya böyle mesela Yargıcı Home'dan yine palmiye, bunlar gerçek değil bu arada, dekoratif palmiyeler aldım. İşte altına yine böyle deniz kabuklarıyla
Kendim bunları Marmaris'ten toplamıştım. Böyle saklıyordum evin içinde. Böyle bir hani güzel bir dekoratif obje yarattım. Yine burada keza renkli böyle altın dokunuşlu bir mumluk var. İnanın bu bile böyle tek başına bütün balkonun havasını değiştiriyor. Özellikle akşamları böyle mumu yakıp bunun üstüne bir iki parça çerez, bir içecek ikram edince gerçekten de böyle acayip nefes aldığımız bir ortam yaratmış oluyoruz. Şimdi hemen şunu şöyle birazcık çekeyim. Şurayı da göstermek istiyorum. Tabii ki balkonun her köşesi böyle güllük gülistanlık olmayabilir. Yani bizimki de öyle oldukça eski bir binayı böyle yeniymişçesine gösterip böyle bir ortam yaratmaya çalışıyorum kendimce. Mesela burada bizim bir klima ünitemiz var. Şimdi bu klima ünitesini ben nasıl saklarım, nasıl gizlerim, gerçekten bütün ortamı mahvediyor diye düşündükçe böyle üstüne kocaman iki tane saksı buldum böyle sevdiğim çiçeklerle beraber. Bu saksıları Paşa Bahçe'den buldum. Şu altındaki ise böyle hasırdan bir aslında sofra üstünü örtecek bir hasırdan obje. Bunu da yine yargıcıdan buldum. Aslında burada demem odur ki hani ev eşyaları, masa örtüleri çok da böyle aklınızın alamayacağı ürünler balkonunuza böyle hem uygun fiyatlı hem de dekoratif öğeler olarak yer bulabilirler. Ben gerçekten hasır bir masa örtüsünü burada klimayı saklamak için kendimce kullandım efendim. Bu da işte böyle bir anımdır. Şimdi bir de şu tarafa geçmek istiyorum. Bu tarafı ben bayağı çok seviyorum. Küçük ama böyle balkonun bence en sevimli ve en kendine has taraflarından biri oldu. Şurada H&M'dan aldığım böyle pembe, yine benim o sevdiğim o Marrakeş renklerine yakın, Fas renklerine yakın minderler var, kadife minderler. Bu minderlerin yanına şöyle H&M'den altın bir büyük bir saksı aldım. Şunlar mumlar yine Paşa Bahçe'den. Ya marka adı veriyorum, çok merak edeceksiniz diye düşündüğümden. Genelde aslında bilindik markalar, IKEA, Yargıcı, H&M, hep böyle online satışının da olduğu böyle çok, çünkü gidip alacak vaktimin olmadığı zamanlarda kolaylıkla alabileceğim markaları tercih ettim. Şurada mesela daha böyle altın tonlarında mumluklar tercih ettim. Ve onun yanında da böyle dev gibi bir fil var. Hatta ona özel olarak böyle fil kolyemi de taktım. Ya ben filleri çok seviyorum. Fillerin çok uğur getirdiğine inanıyorum. Ve böyle özellikle dış ortamdaki fil objelerinin çok güzel yakıştığını düşünüyorum. Aslında o böyle bir oturak. Seramikten bir oturak. Onu da Paşa Bahçe'nin hatta outlet kısmından buldum. Böyle birkaç tane yeri çatlak olduğu için %50 indirime düşmüştü. Üstüne ben bir saksı yerleştirdim ve böyle gerçekten apayrı bir ortam yarattı bana sorarsanız. En sonunda aslında neyin üstünde oturuyorum? Biraz ondan bahsedeyim. Bu böyle tik ağacından bir balkona özel bir bahçe mobilyası. Bunu da IKEA'dan aldım. Açıkçası yani çok araştırdım. Hani Mudo ya da böyle daha lokal bahçe mobilya markaları falan her yere baktım. Gerçekten de hem boyut olarak, hem stil olarak, hem de işte bütçe olarak en uygunu buydu. Bunun üstünde böyle koyu renk gri minderler tercih ettim ki daha böyle gerçekten egzotik bir ortam olsun, ama beyaz da tercih edilebilirdi mesela, daha temiz bir ve daha ferah bir ortam hissi verirdi. Mobilyaları da hallettikten sonra aslında balkon projemiz şu an böyle aşağı yukarı tamamlandı. Akşamları şu an tabii size akşamı gösteremiyorum ama mumları yakıyoruz. Hatta o az önce gösterdiğim altın mumluklardan birinin içine ben böyle led ışıklar koydum. Pille çalışan. Direkt onu açıyorum böyle ortamda. Gerçekten çok güzel böyle daha böyle altın rengi bir ışık veriyor bu led ışıklar. O da güzel bitiyor. Çok güzel, çok huzurlu bir ortam oldu bence. Böyle keyfini çıkaracağız. Birazcık size de ilham olsun diye paylaşmak istedim. Umarım siz de böyle evinizin bir köşesinde, ister büyük olsun ister küçük olsun hiç fark etmez, kendi ruhunuza, kendi zihninize ve bedeninize uygun böyle bir cennet ve kaçış ortamı yaratabilirsiniz. Umarım öneriler işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa lütfen yorumlara bırakın, sorularınız varsa bırakın. Elimden gelen yardımı yapmaya hazırım. Birazcık da ilham olduysa daha ne isterim. Bu ve bunun gibi onlarca püf noktası ve sağlıklı tarif için de kanalıma abone olmayı unutmayın efendim. Balkon projemiz böyle sonlandı. Artık bu balkondan size bol bol tarif postlarım, bol bol güzel önerilerimi paylaşırım diyorum.
Hepinizi çok öpüyorum. Benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum.